Kaydım ve ben Mert Şimşek. Size Git ve GitHub hakkında bir workshop düzenleyeceğiz. Ben önce biraz Git nedir, GitHub nedir onunla ilgili biraz teorik bilgi vereceğim. Ardından Burak da uygulamalı bir demo gösterecek. Öncelikle Git nedir? Git aslında bir proje yönetim sistemi. Genelde takım çalışmalarında kullanılan yaptığımız projeleri ortak bir yerde biriktirebileceğimiz, versiyon kontrolü yapabileceğimiz hem güvenli hem de projenin gelişim sürecini hızlandıran bir sistem. Ne gibi özellikleri var? Dallama ve birleştirme özelliği var. Bu şu anlama geliyor. Örneğin bir proje üzerinde Android Developer Days olduğu için bir Android projesi olarak örnek vereyim. Bir grup kamera kısmını yaparken uygulamanın atıyorum bir grup newsfeed veya backend kısmını yapıyor olabilir. Bunların birbirine karışmaması ama aynı zamanda paralel ilerlemesi gerekiyor. Bu yüzden dallanma yani branching dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Her grup kendi sorumlu olduğu kısımdan örneğin backend'den veya frontend'den ilerliyor. Daha sonrasında da birleştirme yani merge dediğimiz olayla bunların hepsini tek bir paydada birleştiriyoruz. Böylece son ürün ortaya çıkıyor. Bir diğer özelliği açık kaynak oluşu. Git tamamıyla açık kaynak olan bir sistem. Bundan dolayı güvenli, içeriğini tamamen görebiliyorsunuz. Hız ve boyut var. Git, belki duymuşsunuzdur. Bunun gibi SVN ve Mercurial diye de iki tane daha ve birkaç tane daha şey var. En meşhurları SVN, Git ve Mercurial. Onlara nazaran oldukça hızlı ve boyutu oldukça düşük. Çok light bir program. Bu diğerlerine göre bize avantaj sağlıyor. Aynı zamanda dağıtık çalışma özelliği, az önce bahsettiğim gibi birden fazla kişi aynı proje üzerinde aynı anda çalışabiliyor. Burada aynı zamanda şöyle bir özellik de var. Örneğin SVN'de çalışmanız için mutlaka online olmanız gerekiyor. Mutlaka bir server'a bağlı olmanız gerekiyor. Ancak Git'te böyle bir durum yok. Git'te tamamıyla yerel olarak da çalışabiliyorsunuz. Örneğin herhangi bir makineye bir Git server kurarak onun üzerinden çalışabiliyorsunuz. Online olmanıza gerek yok. Git'te işler kısaca nasıl ilerliyor? Öncelikle sizin bir çalışma alanınız var. Burada sizin projeniz duruyor. Siz projenizde değişiklikler veya eklemeler yaptıkça git add komutunu vererek bunları aslında git katmanında bir ara katman olan staging array'e atıyorsunuz. Burada biriktirdiğiniz değişiklikleri git commit diyerek asıl sizin git reponuza, git ne derler, server'ınıza atıyorsunuz. Üç kademeden oluşuyor yani. Bir güncel olarak üzerinde çalıştığınız projeniz, bir ara katman, yaptığınız değişiklikleri biriktirdiğiniz kısım, son olarak da git repositorisine atıyorsunuz. File status yaşam döngüsü nasıl ilerliyor? Öncelikle untracked dosyalarınız var. Yani hiçbir şekilde git ile ilişkisi olmayan sizin değişiklik yaptığınız dosyalarınız, eklediğiniz vesaire. Bunları az önce bahsettiğim ara katmana ekliyorsunuz. Şurada add the file olarak görünüyor. Bunlar unmodified olarak duruyor. Daha sonra bunda değişiklik yapıyorsunuz. Modified'a geçiyor. Ardından da commit yaparak bunu stage şekli alıyorsunuz. Yani artık git reponuza aktarmış oluyorsunuz. Tekrar git reponuzda bulunan bir dosyaya değişiklik yaptığınız zaman tekrar modified hale dönüyor ve tekrar commit yapabiliyorsunuz. Yani git reponuzda olan dosyalarda değişiklik yaparak aynı şekilde bu yaşam döngüsünü sürdürebiliyorsunuz. Kurulumu nasıl olacak? Windows'da şurada gösterilen adresten indirilmesini yapıyorsunuz. Bir tane bir Unix shell gibi bir şey indiriyor. Oradan gerekli komutları verebiliyorsunuz. Linux'da yine bu sanırım Ubuntu için geçerli. Ubuntu'da kurulumunu böyle yapıyorsunuz. Mac'de zaten halihazırda bilgisayarda geliyor. Konfigürasyonu nasıl yapacağız? Öncelikle sizin bir git isminizin ve e-mailinizin olması gerekiyor. Bunu sisteme bildirmeniz gerekiyor. Git konsolunu açarak üstteki iki komutu vererek isminizi ve e-posta adresinizi buraya ekleyebiliyorsunuz. Artık bundan sonra bu bilgisayarda yapacağınız bütün git değişiklikleri, commitlerinde bu değişikliği kimin yaptığında isminiz ve soy isminiz çıkacak. İsminiz, soy isminiz ve e-mail adresiniz çıkacak. Bilgileriniz çıkacak. Yeni bir kod deposu bilgisayarınıza nasıl oluşturuyorsunuz? Kod deposunu oluşturmak istediğiniz klasöre gidiyorsunuz. Ardından git init diyerek bir yeni bir git reposu oluşturuyorsunuz. Bu size aslında bütün temel şeyleri oluşturuyor. Bütün temel klasör yapısını.
Ardından da bir gitignore dosyası oluşturarak ilk commit'inizi yapabiliyorsunuz. Gitignore dosyasından kısaca bahsedeyim. Gitignore dosyası .gitignore diye yazılıyor. Bunun özelliği, buraya eklediğiniz, bak şurada görüldüğü gibi bin ve gen klasörlerini git commit'ine ekleme anlamına geliyor. Bu neden önemli? Yine Android'den örnek vereyim. Android'de bin ve gen klasörleri her compile'da, her değişiklikte sürekli değişen klasörler. Dolayısıyla siz bunu eğer git reposuna atarsanız, örneğin ben burada bir değişiklik yaptığımda Burak diğer tarafta bir değişiklik yapmamasına rağmen bin ve gen dosyası değişmiş olacak. Bu da bazı konfliktlere, sıkıntılara yol açabilecek. Bu yüzden bin ve gen dosyasını katmıyoruz. Java'da sadece bin dosyasını katmamak yeterli oluyor. İlk commit'i yaparken de git diyoruz, commit diyoruz. Burada tren parametresi var. Bu neydi? Ha, mesaj eklemek için. Mesaj eklemek zorunlu commitlere. Bu aslında zorunlu olmasa bile zorunlu olması gereken bir şey. Çünkü bütün git commitlerinde commit'in neden yapıldığının belirtilmesi gerekiyor. Mesajın içeriğine yazılacak şeyin de tam olarak neden sorusuna cevap vermesi gerekiyor. Ben bu commit'i neden yaptım? Atıyorum kamera entegrasyonu yapıldı. Çünkü bu yüzden yaptım commit'i gibi. Böyle bir mesaj eklemek gerekiyor. Git log komutu var. Bu git log komutunu verdiğiniz zaman da geçmişe yönelik bütün commit'lerin listesini döküyor size. Örneğin burada bir tane commit yapılmış. Şu tarihte yapılmış. Bu commit'i yapan kişinin ismi Andromeda Team, e-mail adresi bu. Üstte de commit kodu görünüyor. Böylece bütün geçmişe yönelik commit'leri inceleyebiliyorsunuz. Bunlara göre örneğin 2-3 commit yapılmıştır. Uygulama bozulmuştur, çalışmaz hale gelmiştir. Başımıza çokça geldi. 2-3 bu log'dan bakarak commit geçmişine 2 veya 3 log, 2 veya 3 commit geriye gidebiliyoruz. Status var. Bu da genel olarak sizin yerel deponuzdaki, git deponuzdaki durumu size gösteriyor. Örneğin eklenmemiş dosyalar var veya eklenmiş ama commit edilmemiş dosyalar var gibi bütün bilgileri döküyor size. Burada git cheat sheet tr.md eklenmemiş gibi gözüküyor. Bunu ekleyin diye de alttan uyarı veriyor. Bir de uzak kod deposu var. Şu ana kadar aslında Git'i sadece sizin bilgisayarınıza anlattım. Yani offline çalışma kısmını anlattım. Bunu online olarak da çalıştırmanız mümkün ve aslında asıl gerekli olan kısmı da bu. Bunun için bir uzak server kullanıyoruz. Bu uzak server'a aslında bizim Git repomuzu kopyalıyoruz gibi bir şey. Artık değişiklikleri oraya da aktarabiliyoruz. Bu değişiklikleri de push'la yollayıp pull'la alıyoruz. Önce git remote add origin diyerek uzak kod reposunu bizim projemize ekliyoruz. Uzak kod reposu ile ilgili bilgileri de birazdan vereceğim size. Ardından push diyerek şu ana kadar yapılmış ama uzak repoya gönderilmemiş bütün commitleri uzak repoya gönderiyoruz. Ardından pull diyerek de eğer uzak tarafta bir değişiklik varsa bütün o değişiklikleri projemize indiriyoruz. Aynı şekilde altta da clone var. Bu da hali hazırda yapılmış olan bir projeyi klonlamaya yarıyor. Örneğin açık kaynak projeleri hepiniz bilirsiniz. Hoşunuza giden bir projeyi şu şekilde git projesini bu şekilde klon ederek siz de kendi bilgisayarınızda o proje üzerinden çalışmaya devam edebilirsiniz. Hatta yaptığınız değişiklikleri bu asıl sahibine de bildirim olarak gönderebilirsiniz. Ben böyle böyle değişiklikler yaptım. Hani hoşuna giderse ekle diye. Dallanmadan bahsetmiştik. Herkes kendi çalıştığı kısım için kendine ayrı bir dal açabiliyor. Bu da şu şekilde oluyor. Git branch, branch ismini veriyoruz. Bu branch ismi de ne özelliği üzerinde çalışıyorsanız o şekilde olması lazım. Örneğin git branch backend gibi. Ardından da git checkout branch ismi diyerek branchlar arasında değişiklik yapabiliyoruz. Atıyorum bir yandan backend ile çalışıyoruzdur. Orada işimiz bittikten sonra git checkout kamera entegrasyonu yazarak kamera entegrasyonu ile ilgili olan branch'e geçebiliyoruz. Branch'ler arası geçiş böyle oluyor. En sonunda da aslında tek bir branch olması gerekiyor elimizde. Projenin bittiğinde bu da git merge komutuyla oluyor. Şu anda bulunduğunuz branch'e buraya ekleyeceğiniz branch ismi merge ediyor. Dolayısıyla ikisini birleştiriyor. Genelde bu kısımlarda konfliktler olabiliyor. Çünkü atıyorum birinde ikinci satırda bir şey yoktur. Diğer branşta ikinci satırda bir şey vardır. Veya ikisinde de bir şey vardır ama farklıdır gibisinden.
Başımıza çokça geldiği için genelde biz daha böyle temkinli ilerlemeye çalışıyoruz. Herkes farklı kodları değiştirmeye çalışıyor ama ona rağmen yine Git bu konflikler konusunda biraz daha yetenekli diğer proje yönetim sistemlerine göre. En azından minimale kadar indirebiliyor. Ama yine de konflikler çıkabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor bu konuda. Zorlama özelliği var Git'te. Push'un yanına veya pull'un yanına eklendiği zaman, ya mesela örneğin bir push etmeniz gerekiyor. Normal push diyorsunuz, hata veriyor. Değişiklikler var diyor, yapamam diyor. Ama siz eminsiniz bunun yapılması gerektiğinden. Yanına tref koyarak istediğiniz şeyi yaptırabiliyorsunuz aslında. Artık tref'ten sonra çok itiraz etmemeye başlıyor. Aynı şekilde pull da öyle. Tag olayı var. Bu da yaptığınız commitlere, yaptığınız değişikliklere tag verebiliyorsunuz. Bu aslında şu işe yarıyor. Sadece commit mesajının yanında commit'in ne olduğunu da tutuyorsunuz, bir tagle tutuyorsunuz. Daha sonradan bir komite geri dönmek istediğiniz zaman direkt bu tag'i çağırarak geri dönüyorsunuz. Altta checkout örneğinde görüldüğü gibi. Aslında sadece işimizi kolaylaştırıyor. Uzak kod repolarından bahsetmiştim. Bunlardan en çok kullanılan dördü, ben yalnızca üçünü kullandım. GitHub, Bitbucket, Assembler ve Google Code. Google Code'un aynı zamanda SVN ve Mercurial desteği de var. Ben GitHub, Bitbucket ve Google Code'u kullandım. O yüzden onlar hakkında bilgi verebilirim. Bitbucket Atlassian'ın, o da oldukça başarılı bir uzak repo sistemi. Ama aralarında en başarılısı, en baştaki olan GitHub. örneğin GitHub'a bir arama kutusuna Android yazdığınız zaman aklınız hayalinizden almayacak kadar sonuç dönebiliyor size. Bu da GitHub'ın aslında ne kadar büyük bir platform olduğunu gösteriyor. Biraz GitHub'ı anlatacağım. Aslında cidden yazdığı gibi bir kodu paylaşmak için en iyi yer. Proje oluştururken şöyle bir ekranı var. Burada hem public hem private seçebiliyoruz projemizi. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Private'i ücretli. Ama orada da yine biz öğrenciler olarak edu uzantılı e-mail adresimizi kullanarak 2 yıldı yanlış hatırlamıyorsam 2 yıllık bedava private repo kazanabiliyoruz. Sınırsız private 5'e kadar mı? 5 tane açabiliyormuşuz. Bitbucket da sınırsız edu uzantılı e-mail adresiyle. Ama aslında hani GitHub'ın bunu paralı yapmasının sebebi para kazanmasından ziyade public kodlara, açık kaynak koda verdiği destekten dolayı sağlanıyor. Zaten büyük bir çoğunluğu buradaki projelerin neredeyse %80'ine yakını açık kaynak kodlu. Ardından bu da gördüğüm birçoğunuzun kullandığı ADD 2013 uygulamasının kaynak kodlarının olduğu GitHub reposu. Biz GitHub'u kullandık o uygulamayı yazarken. Burada da bütün içeriğini görebiliyorsunuz. Bütün kütüphaneler vesaire hepsi bu GitHub reposunda tutuluyor. Dolayısıyla hangimiz değişikliği yapacağı zaman buradan çekiyor, değişikliği yapıyor ve buraya aktarıyor. Böylece zaman kaybı yaşamamış oluyoruz. Paralel olarak da çalışabilme imkanı sağlıyor bize. Burada bir cheat sheet'in QR kodunu paylaştık. Bu bir döküman aslında. Bu kare koddan buna ulaşabilirsiniz veya aşağıdaki linkten. Git'te sıkça kullanılan komutlar, bazı web adresleri vesaire gibi Git'le ilgili bütün işinize yarayacak bilgileri bu kare koddan ve bu siteden bulabilirsiniz. Şimdi sanırım evet, demo kısmı geliyor. Burak size bu Git'le ilgili küçük bir demo yapacak. Şimdi geleceğiz oraya. Şimdi bir Android projesini GitHub'da nasıl barındırırız? Ben onu kısaca size anlatacağım. Mert'in bahsettiği komutları kullanarak. Şöyle yapalım. Önce Chrome'u açayım ki o açılsın. Şöyle yapalım. Bir workspace'e gidelim. Şurada yeni bir directory oluşturalım. GitHub denem. Sen dur. GitHub deneme. Tamam. Sonra Active ya da şuraya direkt gidelim. Şimdi yeni bir Git deposu oluşturuyorum burada. Git init diyerek. Şu anda oluşturdu. Git init olarak yapılarda bulunması gereken eğitim ve lisans olsun.
Yok, oluşturmuyor. Onları kendi elimizle oluşturabiliyoruz. Sadece buraya nokta git klasörü oluşturuyor. Ama kitapları yaparken orada seçenek var. Evet, seçenek var. Kitap olarak oluşturabiliyor. Oluşturabiliyor. Java desteği veriyor, Android desteği de veriyor ama onu kullanmak biraz sıkıntılı, tecrübe etmek gerekiyor. Biz kullanmadık bir süre sonra. Yeni bir tek oluşturdu. Şimdi git ignore dosyasını oluşturalım. İçine bin ve gen dosyalarını yazalım. Bu anlattıklarımı az önce taradığınız o QR kodda bulunan dokümanda da bulabilirsiniz. Orada bir video var. Hani burada çok anlamazsanız yine sorabilirsiniz ama orada tekrar izleyebilirsiniz. Oluşturduktan sonra git add diyelim. Bakalım bize ne diyecek. Ekledik ve kod depomuzun durumuna bakalım statüsüyle. Yeni bir dosya var diyor, git ignore. Çok iyi. Şimdi Eclipse açalım, biraz uzun sürecek. Keşke daha önce açsaydım. Bu noktada ne yapabiliriz? Mesela git logu deneyelim. İşte şu an hiç commit olmadığı için bir history, yani geçmiş de yok. Bu yüzden bize hata verdi. Bu arada 5 dakikam kalmış. Bakalım yetişecek inşallah. Şuradan. Yeni. Şu Android projesini açma kısmı hep sıkıntı. Deneme. Buraları bizim için pek önemli değil. Direkt geçsek de olur. Sadece birkaç dosya oluşturmasını istiyorum ben orada. Tamam, şimdi durumuna bakalım mesela. Git status dediğimizde nasıl bir şey çıkacak ortaya. Gördüğünüz gibi algılamadı. Niye? Çünkü farklı bir klasördeyiz. Şöyle yapalım. GitHub denemeye gitmemiz gerekiyor. C'de. Tamam. Buradan devam edeceğiz. Kusura bakmayın, sunum heyecanlı. Git ignore dosyasını elle taşıyacağım. Şurayı karıştırdık. Ya, taşıyamayacağım. O bin ve gen orada dursun artık. Yapacak bir şey yok çünkü karıştırdım sırayı. Neyse. Sonuçta bunun doğru sırası dediğim gibi o videoda var. Dosyayı oluşturduk. Buraya bir git init diyelim tekrar. Oluşturduk. Bütün dosyaları ekledik. Ve bir GitHub reposu oluşturalım. Şuradan create new repo diyorum. GitHub deneme. Description yok. Şunu denesek başımıza iş almış olur muyuz? Alırız bence. Devam edelim. Şimdi işin güzel kısmı, yani şurada her şey yazıyor zaten. Hani şunu yapın, bunu yapın falan diye. Burada da mesela nasıl uzak repozitöre ekleneceğinin hazır bir şekilde kodu var. Şunu alalım. Pardon. Ctrl-C. Şu anda mesela artık uzak bir server olarak GitHub reposuna ekledik. Bir de bizim makinamızda kendi commit versiyonumuz oluşacak. Bir commit yapalım. Dosyaları eklemiştik. Hatta commit yapmadan önce statüsüyle bakalım ne durumda diye. Gördüğünüz gibi bütün bu dosyaları new file olarak işaretledi şimdi. Commit yapalım. Şu. Initial commit. Bu initial commit'in anlamı da başlangıç commit'i. Böyle bütün açık kaynak kodlu projeler benim gördüğüm ilk commit'i initial commit diye başlıyor. Öyle bir alışkanlık gibi bir şey. Commit yaptıktan sonra duruma bakalım. Şu anda diyor hiçbir şey, commit yapılacak hiçbir şey yok diyor ve branch, dal ise master branch'ı diyor. Bunu uzak repozitoriye gönderelim. Şimdi şuraya tekrar dönelim. Hatırlarsanız şurada git add origin demiştik. Bu origin değiştirebilirsiniz bunu ama bu bu işin genel kültürü gibi bir şey.
uzak bir reponun eğer ilkse o, başka bir uzak reponuz yoksa ona origin diyorsunuz. Git push origin'e push et neyi? Benim lokaldeki master branch'ıma gönderiyor şu an. Bu şekilde. Şimdi gidelim şuraya bakalım neler oldu burada. Gördüğünüz gibi dosyalar geldi. Artık bundan sonra kodlarınız, ben eskiden şöyle yapardım Git'i öğrenmeden önce. Yani kendi kendime böyle bir şey, bir özellikleri tamamladıkça onları ararlar, bir köşede saklardım. Yani şey resmen işin zor şeymiş. Bence siz de böyle yapın. Hani çok basit, herhangi bir özelliği bir şeyi tamamladığınızda, değiştirdiğinizde hani git add diyeceksiniz. Ardından commit diyeceksiniz. Ondan sonra bir uzak repoya git push origin master diye uzak depoya göndereceksiniz ve şey kodlarınız emin ellerde artık. Şey diyebilirsiniz işte GitHub'ın 5 tane provide özelliği var. Ben onlarca yüzlerce proje yapmak istiyorum. Bitbucket sınırsız